Galadriel. Galadriel, Orta Dünya'da Lothlórien'in leydisiydi. Lúthien'in kuzeni olan Eärwen ve Noldor prensi Finarfin'in tek kızı ve en küçük çocuğuydu. Ağabeyleri Finrond, Orodreth, Androg ve Aegnor'du. Galadriel, birinci çağın en önemli elflerinden biri olan Feanor'un yeğeniydi. Orta Dünya'daki en büyük eldardan biriydi ve güzellik, bilgi ve güç bakımından neredeyse diğerlerini aştı. Ayrıca üç elf güç yüzüğünden biri olan Nen yanında taşıyıcısıydı. Tolkien, elf kralı Gil-galad'la birlikte Orta Dünya'da kalan tüm elflerin en güçlü ve en dürüstlerinden biri olduğunu söylemişti. Galadriel birinci çağdan önce ağaçların yıllarında Valinor'da doğdu. Galadriel'in hikayesinin çoğu kafa karıştırıcıdır ve onun hakkında bitmemiş öykülerde derlenmiş birkaç farklı hikaye vardır. Silmarillion'da kullanılan eski anlatıma göre Galadriel, Noldor'un isyanına ve bir gün Orta Dünya'daki toprakları bizzat yönetme arzusu nedeniyle Valinor'dan kaçışa hevesli bir katılımcı olmuştu. Feanor'dan duyduğu Orta Dünya'yı görmeye hevesliydi ve kendi diyarını yönetmeyi arzuluyordu. Yemin etmedi ve Fingolfin'in oğlu kuzeni Fingon'la aynı fikirdeydi. Galadriel ve halkı Feanor ve akrabalarından ayrıldı ve Arkolonde'deki akraba kıyımına katılmadı. Onun yerine Fingolfin'i takip ettiler ve uzak kuzeydeki Herkarakse'yi geçtiler. Hikayenin son versiyonunda Galadriel'in hikayesi önemli ölçüde değişmiş olsa da Feanor'un isyanına katılmak şöyle dursun, ona neredeyse her konuda karşı çıktı. Ve yeteneklerini özgür bırakmak için Valinor'dan ayrılıp Orta Dünya'nın uçsuz bucaksız dünyasına gitmek istediğini söyledi. Beleriand'dayken kardeşlerinden biriyle ve muhtemelen Finrond'la birlikte yaşadı. Ve Finrond'la birlikte Thingol'un şehrine gittiler. Doriath'ta Thingol'un akrabası olan Celeborn'la tanıştı. Daha sonra Finrond, Nargon Trond'u inşa ederek oraya gitti. Galadriel, Thingol'un sarayında kaldı. Orada Maia Melian'la arkadaş oldu. Galadriel, Finwë'nin ölümünü, Arkolan'daki akraba kıyımını ve Losgard'daki gemilerin yanmasını ona kısaca anlattı. Galadriel burada Maia Melian'dan ilim ve irfan konusunda birçok şey öğrendi. Nargon Trond da kardeşi Finrond'la birlikte yaşadı daha sonra ve ona evlenmeyecek misin diye sordu. Fakat Finrond sadece kendisi için yemin etmişti ve sevgilisi Valinor'da kalmıştı. Morgoth'u yenmenin Eldar'ın gücünün ötesinde olduğunu düşündüğünden Birinci Çağ savaşlarında nispeten önemsiz bir rol oynadı. Morgoth batıdan Valar'ın gelmesiyle mağlup edildiğinde akraba kıyımında yer almadığı için Valinor'a güvenli geri dönüş teklif edildi. Ama gururlu davranarak Orta Dünya'da kalmayı seçti. Galadriel'in diğer üç kardeşi Birinci Çağ'daki çeşitli savaşlarda ölmüştü. İkinci Çağ'da Celeborn ve Galadriel ilk önce Gil-galad'ın altında bir beylik olarak bir grup elfe hükmettikleri Lindon'a gittiler. Bir süre sonra bir kızları oldu. Adı Celebrian'dı. Celebrian Aeront'la evlenmişti. Bu yüzden Arwen, Elradan, Eloir'in büyük annesiydi Galadriel. Doğuya doğru hareket ettiler. Ve Noldor'un yüksek kralı olan Gil-galad'ın altında yönettikleri Eregion veya Holin bölgesini kurdular. Moria yakınlarındaki dumanlı dağların batısındaki Eregion bu dönemde müreffeh bir krallıktı. Ve cücelerle açık ticaret yaptılar. Ayrıca bu süre zarfında daha sonra Lothlórien olarak bilinen Anduin Vadisi'ndeki Binandor'un yerleşimiyle temas kurmuşlardı. Daha sonra Celebrimbor
Eregion'a hükmettiğinde Eregion'u terk ettiler. Ve Khazad-dûm madenlerinden geçerek Lothlórien'in Lord ve Lady'si oldular. İkinci çağ boyunca hediyelerin efendisi Annatar, yani Sauron, Celebrimbor ve diğer Eregion'lu Noldor'a güç yüzüklerinin yaratılmasında rehberlik etti. Galadriel, Annatar'a hiç güvenmiyordu. Ve sonradan Annatar'ın aslında Sauron olduğu ortaya çıkınca, bu güvensizliğin haklı olduğu ortaya çıktı. Yüzüklerin gizlenmesinde Celebrimbor'a danışmanlık yapan oydu. Ve Eregion saldırıya uğradığında, Elflerin üç yüzüğünden biri Galadriel'e emanet edildi. Yüzüğün en ya su yüzüğüydü. Sauron'un gücünün bilincinde olan ve onu engellemek isteyen Galadriel, tek yüzük Sauron'un elinde olduğu sürece Nenya'nın güçlerini açıkça kullanmadı. Bununla birlikte 3. çağ boyunca tek yüzük kaybolduğunda yüzüğünün güçleri kötülükten korunma, koruma ve gizlenme olduğu için krallığının sınırlarını korumak için iyi bir şekilde kullandı. Böylece Galadriel 3. çağda yüzüğün güçlerini kullanarak Lothlórien ülkesini güçlendirdi ve koruma altına aldı. 3. çağın 2463. yılında Ak Divan toplandı. Galadriel divana Gandalf'ın başkanlık etmesini istiyordu. Fakat divanın başına pek güvenmediği Saruman geçmişti. Erebor seferinden bir süre önce Gandalf, Dol Guldur'da büyümekte olan gölgenin Sauron olduğundan bahsetmişti. Fakat Saruman, tek yüzüğün büyük denize karıştığını ve dolayısıyla Sauron'un bir daha asla tehdit olamayacağını söylemişti. Böylece divanı beklemeye ikna etti. Fakat 2941 yılında Saruman da Sauron'un varlığından rahatsızlık duymaya başlamıştı. Çünkü Sauron Dol Guldur'da güçleniyordu. Ve Saruman tek yüzüğün düşmüş olduğu Anduin'e yakın olmasını istemiyordu. Böylece Ak Divan Galadriel'in de yardımlarıyla Dol Guldur'a bir saldırı düzenleyerek Sauron'u oradan çıkarttı. Yıllar sonra yüzük kardeşliği Gandalf'ın Moria'dan düşüşünden sonra Lothlórien'e Haldir tarafından yakalanıp götürülmüştür. Ağacın gövdesinin hemen dibinde, üstü canlı dallarla taçlanmış, yan yana iki koltukta Celeborn'la Galadriel oturuyordu. En kudretli krallar için bile geçerli olan elf adetleri uyarınca konuklarını karşılamak için ayağa kalktılar. Çok uzun boyluydular. Hanım da bey kadar uzundu. Bakur ve güzeldiler. Tamamıyla beyaza bürünmüşlerdi. Galadriel'in saçı derin bir altın rengindeydi. Celeborn'un saçı gümüş rengi uzun ve parlaktı. Fakat gözlerinin derinliğinden başka üzerlerinde yaşlarına dair hiçbir iz yoktu. Gözleri yıldız ışığındaki keskin mızraklara benziyordu. Ama bir yandan da derin hatıra kuyuları gibi dipsizdi. Haldir Frodo'yu onların huzuruna götürdü. Ve bey onu kendi dilinde buyur etti. Galadriel hanım bir şey söylemedi. Ama uzun uzun baktı yüzüne. Celeborn onlara, burada 8 kişi var. 9 kişi çıkacak diyorlar. Haberler öyle diyordu. Lakin belki de tasarılarda bizim duymadığımız bir değişiklik olmuştur. Aragorn çok uzaklarda. Aramızda da karanlıklar toplanmakta ve bu yıl boyunca gölgeler daha da uzadı. Aragorn, Celeborn'un söylediklerinden sonra onlara Gandalf'ın Moria'da düştüğünü söyledi. Bunun üzerine Galadriel, umdukları yardımı bulacaklarını söyledikten sonra gözlerini onlara dikip hepsini teker teker süzdü. Legolas ve Aragorn dışında hiçbiri gözlerini kaçırmadan uzun süre duramadılar bu bakışlar karşısında. Sam hemencecik kızararak başını öne eğdi. O esnada hepsine bir seçim sunmuştu Galadriel. Hayattaki en büyük arzularını elde edebileceklerdi. Yapmaları gereken tek şey de Sauron'a karşı savaşı diğerlerine bırakmaktı. Fakat bu esnada kimin ne düşündüğü bilinmez. Kardeşlik gücünü topladıktan sonra Galadriel Sam'le sohbet eden Frodo'yu yanına çağırdı. Frodo'yu ve onları takip eden Sam'i
Karas Galadon'un güney yamacındaki bir bahçeye götürdü. Buradan bir merdivenle aşağı indiler. İndikleri yerde gümüş bir ibrik ve bir tas vardı. Galadriel Frodo'ya, "İşte Galadriel'in aynası. Sizi buraya eğer dilerseniz aynaya bakasınız diye getirdim," dedi. Frodo ne göreceklerini sordu. Fakat hanım şöyle dedi: "Aynanın pek çok şey meydana çıkarmasını sağlayabilirim bir buyrumla. Ve kimilerine görmek istedikleri şeyleri de gösterebilirim. Lakin ayna beklenmedik şeyler de gösterir ve bunlar bizim görmek istediklerimizden daha acayip ve daha faydalı şeyler olurlar. İşi aynaya bırakırsanız ne göreceğinizi bilemem. Çünkü ayna olmuş, olan ve olabilecek şeyleri gösterir. Lakin en bilgeler bile bunlardan hangisini gördüğünü anlayamaz bazen. Bakmak istiyor musunuz?" Frodo bakmak istedi ve suya eğildi. Ve biraz baktıktan sonra yavaş yavaş eğilmeye başladı. Fakat Galadriel suya dokunmamasını söyledi. Onu duyan Frodo başını kaldırdı. Bu konuşmadan sonra ona taşıdığı Nenya yüzüğünü gösterdi. Frodo yüzüğü hayretler içinde baka kaldı. Bunun üzerine de ona tek yüzüğü vermeyi teklif etti. Bu sırada Galadriel elini kaldırdı. Takmakta olduğu yüzükten sadece onu aydınlatan ve geri kalan her şeyi karanlıkta bırakan büyük bir ışık çaktı. Frodo'nun önünde artık ölçülemeyecek derecede uzun boylu, dayanılmayacak kadar güzel, korkunç ve tapılacak biri gibi duruyordu. Sonra indirdi elini. Işık soldu, tekrar güldü aniden. Ve o da ne? Küçülmüştü. Sadece beyazlara bürünmüş, kibar sesi yumuşak ve üzünlü, ince bir elf kadınıydı. "Galadriel, sınavı geçtim. Gücüm zayıflayacak. Batıya gideceğim ve Galadriel olarak kalacağım," dedi ve oradan ayrıldı. Ertesi gün onları paha biçilemeyecek değerde hediyelerle uğurladı. Cüce Gimli'ye saçından 3 tel vermişti. Samwise Gamgee'ye bir Maldorn tohumu ve bahçesinden küçük bir kutu toprak verdi. Aragorn'a kılıcı Andúril için bir kın ve gümüşten yapılmış yeşil bir elf taşı verdi. Boromir, Merry ve Pippin'e birer kemer, Legolas'a Galadriel'in uzun, sağlam selamını verdi. Frodo'ya Erendil'in yıldızının ışığını yakalayan sihirli bir şişe verdi. Frodo ve Sam bunu daha sonra Shilob'un ininden geçmek için büyük bir etki yaratacak şekilde kullanacaklardı. Görevlerini tamamlamak için kardeşliğin ayrılmasından sonra Galadriel, görevin başarısını sağlamak için harekete geçti. Gandalf'ı Kelepdil'in zirvesinden kurtarması için Gwaihir'i çağıran oydu. Ve onu sağlığına kavuşturan, Büyücüler Tarikatı'nın yeni lideri statüsünü simgeleyen, beyazlara giydiren de oydu. Daha sonra Aragorn'a ölülerin yolları hakkında haber gönderdi. Ve kuzeyin korucularına Gri Böl'ün güneye doğru ilerlemesine yol açan mesajlar gönderdi. Sauron, Yüzük Savaşı sırasında tüm gücünü ortaya koyarken, elflerin tehdidinin ve onların kadim gücünün farkındaydı. Bu yüzden kuzeydeki yerleşim yerlerinin çoğunu kuşatmak için ordular gönderirken, aynı zamanda insanların büyük şehirlerine saldırdı. Lórien'in kendisi 3 kez saldırıya uğradı. Ancak Dol Guldur'un orduları, elflerin cesareti ve Galadriel'in yüzüğünün gücü nedeniyle geri püskürtüldü. Ancak Sauron'un kendisi bu saldırılarda yoktu. Sauron'un kendisi savaşmaya gelmediği sürece yüzüğünün gücünün üstesinden gelinemeyeceği söylenir. Böylelikle sınırdaki güzelim ormanların keder verici büyük zararlara uğramasına rağmen saldırılar geri püskürtüldü. Gölge geçtiğinde Celeborn öne çıkarak sayısız tekneyle Lórien ordusunu Anduin'den geçirdi. Dol Guldur'u ele geçirdiler. Kalenin duvarlarını yıktı, zindanlarını açtı. Böylece orman temizlendi. Her şey yoluna girdikten sonra Galadriel, Kral Elessar ve Lady Arwen'in düğünü için Minas Tirith'e gitti. Oradan da Lórien'e tekrar döndü. Ve son olarak da limanlara gitti. Ve geri kalan yüzük taşıyıcılarıyla birlikte bir gemiye bindi ve sonunda
ölümsüz topraklara döndü.